Efendim yeniden birlikteyiz. Evet, aslında yıl boyu konuştuğumuz konu sigorta. Yani evi olan, arabası olan, iş yeri olan herkesin konuştuğu veya bireysel sağlık sigortası, sigorta. Yılbaşı geçti, çok şey konuşuluyor. Sigorta zamları, ne oluyor, ne gidiyor, sağlık sigortası, iş yeri sigortası. Bunları konuşacağız. Sadece Sparta'nın değil, sosyal medyada yazdığım gibi Türkiye'nin önde gelen güvenilir sigorta firmalarından Sparta merkezli bir firma, İşçi Sigorta, biliyorsunuz Türkiye'de sürekli ürün alıyor. Konuğumuz Yaşar Yeşilot. Yaşar hoş geldin. İşçi Merhabalar, Sigorta Şarkı Genel Bey. Müdürü, yöneticisi. Doğrudur. Kendisiyle yılda 2-3 defa programa çıkıyoruz. Çünkü sürekli güncellemek lazım bazı konuları. Çünkü biz bu konunun hassasiyetini daha tam anlamış değiliz. Evet Yaşar, nasıl gidiyor işler? Neler yapıyorsunuz? Öncelikle herkese merhabalar Şarkı Bey, bizi izleyen. Sigorta dediğiniz gibi hayatımızın aslında her noktasında bulunan bir şey. Bu sebepten dolayı da hayatımızın her noktasında bulunan bir şey sürekli de güncelleniyor. Evet. Her ay, her yıl, her 3 aylık dönemlerde çeşitli sektör bazlı güncellemeler yaşıyoruz. Bu yüzden de halkımıza buradan bunları duyurmakta fayda var. İşlerimiz hareketli çok şükür. Bilinçlenme noktasında şehrimiz, ülkemiz sigorta bilinci konusunda her geçen gün gelişmekte. Evet. Maalesef yaşanan bazı doğal afetler, dün Antalya'da yaşanan sel felaketi gibi afetler, Erzincan. Bunlar tabii sigortayı bir kere de akıllara getiren unsurlar oluyor. Keşke hiç yaşanmasa ama bu tarz doğal afetlerden sonra her zaman sigorta sektörüne ilgi artar. Şimdi konu konuya düşüyor. Aslında benim ilk sorum bu değildi ama burada şu da ortaya çıkıyor değil mi? Biz belki sigorta yaptırırken eve, arabaya, iş yerine o anda bize bir maddi yük gibi geliyor. Evet. Ama baktığınız zaman aslında Allah korusun, Allah kimseye göstermişse afet yaşanıyor. Yaşanıyor. Bir kazası bir şekilde Allah korusun oluyor. Ama aslında bu tür olumsuzluklar olduğu zaman sigortanın ne kadar adı üzerine sigorta kazançlı yapılması evet. gerektiğini anlıyoruz değil mi? Evet. Aslında yıllarca çalışarak yaptığımız birikimleri çok cüzi rakamlarla koruma altına alıyoruz. Koruma altına alıyoruz. Doğru. Artık öyle bir döneme girdik ki tekrar bu birikimi çalışarak elde etmemizin çok zor olduğu bir süreçteyiz. Bir ev, bir araba artık eskisi kadar kolay alınmadığı Doğru. için bu birikimlerimizi de sigortayla koruma altına alıyoruz. Dediğiniz gibi Antalya'da onlarca araba şu anda hasar dosyası açılmayı bekliyor. Evet. Şayet bu arabalarda bir kasko poliçesi yok ise tamamen sahipleriyle ustalar arasında geçecek anlaşmaya bağlı olarak bir yaptırım bedeli evet. ödenecek. Ama sigortası olanlar ise, kasko poliçesi olanlar da gayet rahat bir şekilde araçlarını ister yetkili ister özel servise götürerek araçlarını yaptıracaklar. Bu sadece Antalya'da yaşadığımız sel için verdiğimiz bir örnek. Yoksa günlük hayatımızda sigortanın ihtiyaçlarımızı karşıladığı birçok alan var. Deprem yaşadık. Evet. Senesini doldurduk. Tekrar evet. ölenlere Allah rahmet evet. eylesin. Depremde birçok insan birikimlerini kaybetti, evlerini kaybetti. Sigortası olan kişiler bunları rahatlıkla geriye koyabildi. Ama sigortası olmayan ve zar zor kıt kanaat dediğimiz birikimleriyle bir şeye sahip kaybetti. Olan kişiler tüm birikimlerini kaybetti maalesef. Şimdi bir de şu var mesela hani araç veya ev de aynı şekilde. Bir de eskisi gibi değil. Yani bir atıyorum bir arabanın yedek parçası çok pahalı. Aynen öyle. Yani siz bir kaskoya vereceğiniz parayı tek parçaya veriyorsunuz. Çok çok daha azını kaskoya veriyorsunuz. Ben de çok daha azını veriyorsunuz. Şöyle gerek kurdan kaynaklı, gerek üretim problemlerinden kaynaklı olarak enflasyondan kaynaklı. Enflasyondan ve üretim hala 2020 yılında yaşadığımız salgın hastalık olan COVID-19'un üretim bandında yarattığı problemlerden dolayı parça Doğru. sıkıntısı yaşanıyor. Bazı araç markalarında 3 ay, 4 ay parça bekleyen araçlar var. Araç serviste 3 ay parça bekler durumda duruyor ve zaten parça fiyatları inanılmaz arttı. Doğru. Bugün lüks segment bir arabanın farını ödeyeceğiniz paraya belki de 3'te 1, 4'te 1'ine kasko poliçesi alıyorsunuz. Aynen. Ama trafik yoğunluğu arttıkça, maalesef ki insanların dikkatleri dağıldıkça yaşanan kazalarda da kendinizi koruma altına alıyorsunuz Kesinlikle. Gibi bir durum oluyor. Şimdi o zaman şöyle başlayalım, devam Hı. edelim. Sigorta yapılırken nelere dikkat etmek lazım? Bilmiyoruz çünkü. Biz sadece önümüze geliyor, imzalıyoruz ve onaylıyoruz. Evet. Yani aslında sigorta yaparken biraz sorgulamamız gerekiyor. Neyi kapsıyor? Niye neyi kapsamıyor?
benim sigortam neyi kapsıyor? Ben kasko yaptırıyorsam eğer, ben aracımı yetkili serviste yaptırabilir miyim? Ben orijinal cam taktırabilir miyim? Bana kaç gün ikame araç hizmeti sağlıyor firmanız? Ben anahtarımı kaybedersem ne kadara kadar benim anahtar kaybımı karşılamayı taahhüt ediyor poliçeniz? Bunları sorgularsak eğer bilinçli bir müşteri olarak isteklerimiz ve taleplerimiz, ihtiyaçlarımız karşısında da doğru teminatları alırsak şayet hiçbir problem yaşamayız. Ama sorgulamadan, tamamen acentenin inisiyatifine bırakarak, kendi ihtiyaçlarımızı acentenin inisiyatifine bıraktığımızda da belki bizim hiç ihtiyacımız olmayan bazı teminatlar ekleniyor. Belki de bizim için çok önemli olan bazı teminatlar da çıkartılabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Teminatlar bu konut sigortasında da, deprem sigortasında da, sağlık sigortasında da, iş yeri sigortasında da hepsi için geçerli. Benim sigortam neyi kapsıyor? Onu bileceğiz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani dediğin doğru, yoksa ya bir olumsuzluk olduğu zaman şok oluyorsunuz. Evet, çünkü bizim tek elimizdeki resmi evrak poliçemiz. Poliçede yazanı ödemekle mükelleftir şirketler, yazmayanı ödemezler. Siz de aldığınız poliçede bunu okumak da çok zor. Ben halkımızı anlayabiliyorum, vatandaşlarımızı anlayabiliyorum. Uzun, çok uzun. Küçük. Burada güvenilir bir acentenin tamamen hani ikili ilişki de değil. Soru cevap. 5-6 tane zaten ana konu var. Bunların üzerine size soracağı sorulara doğru cevap vererek, doğru beyanda bulunarak gayet kendinizi hiçbir problem yaşamadan güvence altına alabileceğiniz bir poliçe satın alabilirsiniz. Yani bir şey bunu sorduğun zaman belki 100 lira, 200 lira, 500 lira ile 1000 lira ile daha sonra 100 bin lira, 200 bin lira kurtulabiliyorsunuz. Tabii ki. Çok bunları yaşanan örnekleri çok var. Müşteri ısrarla özel servise götürmek istemiyor aracını, yetkili servise götürmek istiyor. Fakat poliçeyi onaylayan acente özel servis olarak onaylamış, yetkili servis olarak onaylamamış. Onu vatandaş bilmiyor. Bunu vatandaş bilmiyor. Belki orada 200, 300, 500 liralık, 1000 liralık bir fiyat farkı yarattı. Avantaj gibi gözüktü. Gerek satın alan, gerek teklifi sunan için. Ama hasar yaşandığında da işte bu şekilde mağduriyetler yaşanıyor. Ya o sıkıntıyı orada yaşıyorsunuz. Evet. Çok cüzi paradan kaçarken çok büyük sıkıntı ortaya çıkıyor. Şimdi dedin ya güvenli sigorta. Niçin yeşil sigorta? Biz 27 yıldır Isparta'da, 27 yıldır, ben ikinci kuşağım artık bizim işletmemizde. Osman Yeşilot ve Fatma Yeşilot'un kurduğu işletmemizde ben ikinci kuşak olarak yöneticilik yapıyorum. 27 yılın getirdiği bir birikim var. 27 yılın getirdiği bir bilgi birikimi var. Şirketlerle ikili ilişkiler var. Bunlar kesinlikle çok önemli konular. Ayrıca ben de zaten bu mesleğimin de bölümünü okuyarak üniversitede mezun oldum. Öyle mi? Ha, risk yönetimi ve sigortacılık okudum. Kendi işimizde hem alaylı hem mektepli olduk. Evet. Yani öyle çok güzel bir şey aslında. Olması gereken hem işin mutfağında piştik hem de üniversite kısmında da tarifleri öğrendik diyelim. Çok iyi, çok iyi. Bu sebepten dolayı bizim zaten en büyük amacımız, biz hep şunu söylüyoruz. Biz en ucuzuz diye bir iddiamız yok. Biz en doğruyu yapanız, bunun peşindeyiz. Aslında en doğru en ucuz demek aslında. Aynen öyle. Şimdi 27 yıllık bir ismi, ben burada cüzi günlük menfaatler için insanları kandırarak, yalan bilgi vererek açıkçası kimse kirletmek istemez. Doğru. Biz Isparta'mız küçük şehir. Isparta'da ben bir kişi benimle alakalı kötü bir ben konuşma duymadım. Yapsa... Tam tersi daha bir hafta oldu olmadı. ismini söylemeyeyim. Çok bildiğimiz bir arkadaş. Bir gün öğlen yemek yedik. Ben arabanın sigortasını yaptırmaya gidiyorum dedi. Abi nereye gidiyorsun? İşi sigortaya gidiyorum dedi. Dedim ki hani niye işi sigortaya gidiyorsun? Özellikle sordum. Şakir dedi ben 20 yıldır aynı yer yaptırıyorum. Daha bir defa başım ağrımadı. İki tane araba, üç tane arabası var. İkisini kasko yaptırıyor. Bir tanesi eski. Daha hiç başım ağrımadı dedi. Bu çok güzel bir şey. Evet. Sağ olsun. Bunlar hep karşılıklı. Biz müşterilerimizin beklentisini de bildiğimiz için zamanla dediğiniz gibi 20 yıl, 27 yıldır bizimle çalışan müşterilerimiz var. İhtiyaçlarını da bildiğimiz için müşterilerimizin. Doğru poliçe yaptığınız zaman hiçbir zaman ne müşterinin, ne acentenin, ne servisin, ne sigorta şirketinin hiçbir şekilde problem yaşamaz. Buradaki önemli şey doğru poliçe. İhtiyaçlarımız ne? Biz bunları poliçeye ekledik mi, eklemedik mi? Biz de 27 yıldır bunun peşindeyiz. Tabii şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıkmasın. Yani
tek güvenilir sigorta olarak değil. Bu, mutlaka birçok firma güvenilir. Örnek olarak söylüyorum. Şehrimizde bu işi çok güzel şekilde yapan acente arkadaşlarımız var. Sık sık zaten biz bir aynı sektördeyiz. Sık sık bir araya geliyoruz. Burada amacımız hani biz bu işi tek doğru yapan... Güvenilir firma olsun istiyoruz. Değiliz, evet. Yıllarca aynı kişilerle çalışan onlarca insan var Isparta'da. Önemli olan güvenilir bir yerle, problem yaşamamak adına doğru poliçeyle çalışmak zaten hiçbir şekilde başınızı ağrıtmayacaktır. Şimdi güncel konu özellikle yani pandemiyle başlayan bir süreç ama özellikle yılbaşından sonra çok önce veya sonra çok konuşuldu. Kasko ve trafik sigortalarındaki fiyat artışı. Evet. Bu nedir? Bir de böyle bazen diyor ki ya önüme çok afaki rakam çıktı deniyor. Hı-hı. Nedir bunlar? Yani bu fiyat artışları ne akşam nasıl oldu ve niçin böyle söylüyorsun? Şimdi trafik sigortalarından başlayacak olursak... İki şirket hariç 2023 yılında trafik sigortasından zarar etmeyen bir sigorta şirketi yok. Çünkü bugün için konuşalım. Trafik sigortası yaptırdığınız zaman karşı tarafa verdiğimiz hasarı 200 bin TL'ye kadar ödüyor. Ölüm ve sürekli sakatlık içinde 1.8 milyon liraya kadar ödeme yapıyor. Karşılığında ise kişiden aldığı prim 3.500 lira ile... Tabii ucu biraz artık açılmaya başladı. 10 bin lira arasında bir tutar ödüyorsunuz. Bu şirketlerin aldığı primlerle ödedikleri tazminatlar karşılıklı olarak birbirini kurtarmadığı için... Evet. Evet, tabii devletimiz de zorunlu olarak firmalara diyor ki yapmak zorundasınız. Doğru. Yapmayacağım diye bir şey yok diyor. Şirketler de bu yüzden dolayı günümüzde yaşıyoruz. Birçok sigorta firması şu anda trafik fiyatı vermek istemiyor. İstemiyor. Nasıl? Günlük kotalarını dolduruyorlar. Günlük satması gereken rakamı satana kadar satıyorlar. Ondan sonra trafik üretim ekranlarını kapatıyorlar. Eskiden trafik sigortalarında rahatlıkla taksit yapılıyordu. Tabii. Artık mesela 2-3 firma harici taksit yapan firma yok. Yani fiyat artışları da bundan kaynaklanıyor. Zarar ettikleri bir branşta hizmet vermek istemiyorlar. Doğru. Kim ister? İstemiyorlar. Neyse ki şöyle bir durum oluştu. Yeni yıl itibariyle eskiden trafik sigortaları 1'den 7'ye kadar basamak vardı. Şimdi 8. basamak da dahil oldu. O ne demek? İndirim oranı. Heh. Normalde ilk aracınızı aldığınızda 4. basamaktan başlıyorsunuz. Eğer her kaza yapmadığınız yıl için bir basamak diyorsun, artarak gidiyorsunuz. Eskiden 7 basamağa kadar vardı. Şimdi 8. basamak daha nasıl diyeyim, kazaya karışmamış şoförleri avantajlı hale getiriyor. Bir de şöyle de bir gerçek var. Bir yılda 17-18 hasar dosyası açılmış müşteriler de var. Şimdi yıllarca zaten bunun 17 dosyaya açılan müşterinin ceremesini hiç dosyası açılmayanlar çekti. Çekti şimdi... artık çekmesin diye düzenlemeler yapıldı. Kasko'da ise az önce belirttiğimiz gibi parça fiyatları, işçilik fiyatları. Şimdi asgari ücretin artışına endekslediğimizde asgari ücret 2 yıl önceye göre nereden baksak 3-4 katını, 5 katına geldi. Şimdi işçilik fiyatları arttı, parça fiyatları arttı, araç bedelleri çok fazla arttı. Bundan dolayı da kasko fiyatlarındaki artış bundan kaynaklanıyor. Araç bedelleri 300 bin liradan 1 milyon liraya fırladığında biz zamanında 3 bin lira yaptırdığımız kaskoyu hala 3 bin liraya yaptıramayız. Çünkü şirketler sonuçta herkes bir ticari menfaat için hizmet veriyor. Artışın sebebi açıkçası yaşadığımız piyasa. Fiyat artışları, piyasa diyebiliriz. Peki bu bazen hani diyorlar ya, ya çok yüksek rakam çıktı. Niye yüksek rakam çıkar? Şimdi şöyle, diyelim ki 4. basamaktan başladık. O yıl bizim hatalı olduğumuz, kusur oranı %25 dahi olsa, bizim de içinde kusurlu olarak bulunduğumuz bir kazaya karıştık. 4'ten 3. basamağa düşüyoruz. Daha riskli. Daha riskli, fiyat iyice artmaya başlıyor. 2 yıl üst üste daha kaza yaptık. 1. basamağa geldiğimizde zaten fiyat çok artıyor. Ondan kaynaklı. Tamamen. Ne kadar kaza, yani kaza tabii ki hepimiz için var. Ne kadar dikkatli araç kullanırsak veya karıştığımız kazalarda kusur oranımız bizim üstümüzde olmazsa, kusur karşı tarafta olursa o kadar her geçen yıl daha uygun fiyatlarla sigorta yani yüksek fiyatlar ondan kaynaklı. Tabii ki. Bir diğer konu sağlık sigortası. Evet. Daha önce konuştuk ama giderek de önemi artıyor aslında. Evet. Ne durumda şu anda? Vatandaş bilinçlendi mi? Daha çok ilgi var mı? Şöyle bir örnek vereyim. Geçen yılki üretimlere göre %300, %400 sağlık sigortası satışlarında artış var. Bu ülkemizde de böyle, ilimizde de bu şekilde. Bunun kaynaklamasının sebebi sağlık
alanında hastanelere yapılan ödemelerin afaki boyutlara çıktığı için insanlar artık bir kendini önlem almak istiyor. Sağlık sigortası insanların akıllarına gelmeye başlıyor. Bugün herhangi bir özel hastaneye sadece muayeneye gittiğinizde 750 bin lira bir doktor vizite ücreti ödüyorsunuz. Sağlık sigortası yaptırdığınızda 15 TL ödeyerek doktorun yaptırdığı, doktorun işte talep ettiği röntgen, MR, kan tahlili bunların hepsini tamamen sigorta şirketinin ödemesini sağlayabiliyorsunuz. Ve sadece 15 TL'lik bir katılım payı ödüyorsunuz hastane girişine. Dediğim gibi geçen yıl oranla yeni yıl başladığında, geçen yılda da çok ciddi bir başladı. %300-400 hem ilimizde hem Türkiye genelinde bir sağlık sigortası talep artışı var. Ve her geçen gün daha da bilinçleniyor insanlar bu konuda. Bir de hakikaten çok cüzi rakamlara baktığımızda. Çok cüzi. Şu anda en son konuştuğumuza göre tabii medikal enflasyondan da kaynaklı tamamen bir artış oldu. 4 kişilik örnek veriyorum 30'lu yaşlarında anne, baba, iki de çocuk için 15-20 bin TL arasında. Yıllık. Yıllık. Yani 15-20 bin en yüksek rakamlar diyebilirim. Yani 15 bin, 13 bin gibi rakamlara rahatlıkla 4 kişinin sağlık sigortasını yaptırarak. Bir de şöyle bir şey var. Hastalıkları sadece hastaneye gidip doktora işte başım ağrıyor vesaire gibi de düşünmemek gerekiyor. Ya da grip oldum gittim diyerek de düşünmemek lazım. Maalesef tedavi sürecinin uzun soluklu olduğu rahatsızlıklar var. Bu rahatsızlıklar için de sağlık sigortası çok önemli. Evet, bugün grip olup hastaneye gitseniz cüzi bir rakamla hastane ödeme yapıp çıkabilirsiniz. Ama tedavi sürecinin uzun olduğu rahatsızlıklarda bu milyon liraları aşan tedavi süreçleri olan hastalıklarda sağlık sigortasının önemi daha da çok ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Yani günlük rahatsızlıklar evet onları da kapsıyor. Ama tedavi sürecinin uzun soluklu hastalıklar aslında bizim karşımıza çıkacak en büyük tehlike bu. Bu. Hastalık da hepimiz için var. Yaşayabileceğimiz bir şey. En büyük önlem sigorta anlamında aslında bu uzun soluklu tedavileri olan hastalıklar diyebilirim. Kesinlikle yaptırmak lazım. DASP ve deprem. Geçen sene 6 Şubat yıl dönümü geçti. Tekrar söyleyelim. Hani ölenlere Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah bir daha yaşatmasın. Tekrarını yaşamayalım. Kesinlikle Allah'ım yani Allah korusun. Ki o dönem böyle insanlara deprem sigortası, DASP sigortası bir yoğunluk oluştu. Çok ciddi artmıştı. Artmıştı. Sanki biraz unuttuk gibi. Evet. Maalesef yaşananı çabuk unutan bir toplumuz. Depremden hemen sonra 3 ay boyunca öyle bir konut sigortası DASK talebiyle karşılaştık ki tek işimiz bu oldu diyebilirim. Yani her gelen ya deprem sigortamızı yapalım, konut sigortamızı da yapalım gibi taleplerle geliyorken maalesef çabuk unutan bir toplumuz ki çok tehlikeli. Isparta birinci derecede deprem bölgesinde. En üst sürekli yerlerde, gündemde. Sürekli Burdur gündemde. Isparta. Zaten Burdur Isparta 1 olarak görüyorum ben. Aramızda bir mesafe yok. Yani oranın yaşayacağı büyük bir depremin aynı şiddetini biz de burada kesinlikle yaşayacağız. O sebepten dolayı Isparta'da oturan, Isparta'da yaşayan herkes için deprem gerçekten önemli bir risk olarak görmesi gerekiyor. Yani aramamızın trafik sigortasının yapıldığı gibi depremde her an gelebileceğini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü Maraş'ta, Malatya'da, Hatay'da kimse o depremi yaşanacağıyla alakalı bir bilgisi yoktu. Bekleniyor. Ve bir anda geliyor. Ve bir anda gelen bir afetin sigortada da öyledir. Öncesinde varsa vardır, sonrasında hiçbir anlamı yok. Yok. Öncesinde biz önlemimizi, sigortamızı yaptırarak alalım. Sonrasında artık Allah can kaybı vermesin. Kaybettiğimiz malı sigortayla yerine koymak mümkün. Yeter ki can kaybı olmasın. Şimdi daha önce konuştuk ama DASK ve deprem sigortası aynı şey değil. Çünkü değil. Şöyle bir yanlış algı var. DASK sigortası, DASK yaptırdığımız zaman deprem sigortası yaptırmış oluyoruz diye gibi algı var. Değil, değil mi? Doğrudur. Şimdi şöyle. DASK doğal afetler sigortası olarak geçen depremi kapsayan bir poliçe tipi. Burada zorunlu bir poliçe tipi aslında. DASK zorunlu. DASK zorunlu. Burada sadece evimizin dört kolonunu inşa edecek parayı bize karşılıyor. Evet. Sizin eviniz içindeki eşya, evinizin ıslak zemini, mobilyalarınız ve sadece kargası diyelim hadi. Kargasını karşılıyor. Ama sizin evinizin içindeki diğer her şey sizin sorumluluğunuza kalmaya devam ediyor. Hadi. Burada da konut sigortası. Eviniz için düşünüyorsanız konut sigortası devreye giriyor. Konut sigortasını yaptırdığınızda evinizdeki eşyayı, mobilyayı, her şeyi, dekorasyonu, her şeyi dahil edebiliyorsunuz. İş yerleri için de böyle. İş yerlerinde mesela deprem teminatlı olan bir poliçe, iş yeri poliçesi satın alındığında
yangına karşı, depreme karşı, su basmasına karşı, bunların hepsine karşı önlem almış oluyorsunuz. Konutta da öyle. Şimdi Antalya'da yaşandı. Evet. Çok ciddi bir mağduriyet var. Eğer konut sigortası olsaydı sel hasarı diye geçecekti ve tüm evindeki zarar gören eşyaların tazminatını tabii ki karşılayacaktı. Bu sebepten dolayı DASK sadece deprem sonucu oluşacak hasarda sizin evinizin kargası dediğiniz halini ödüyor. Ama yarına bir de yapacağımız konut sigortası, mobilyalarınız, dekorasyonunuz bunların hepsini kapsıyor. Ve sadece depreme karşı da değil. Yangın, hırsızlık, su basması. Olumsuz ne varsa. Olumsuz olan her şeye karşı kapsıyor. Yani DASK'la konut sigortasını ayırt etmek lazım. Kesinlikle. DASK yaptırırken konut sigortası yaptırmak lazım. Önerimiz o. Öncelikle DASK muhakkak yapılmalı. O zorunlu zaten. Evet. Şimdi zorunlu ama ben size söylemiştim. Evet. Şehrimizde %50 şu anda DASK oranı. Onu nasıl yaptırıyoruz? Böyle kamuda bir işimiz olursa hani evet. Onlar sigorta yaptığı yer zorunlu deyince öyle yapıyoruz elektrik aslında. Elektrik açtırmak isterseniz deprem sigortası talep ediyorlar. Onun üzerine gelip. Ve maalesef şöyle de problem var. Birçok insan doğru metrekaresiyle yaptırmıyordu aslında. Ha, bir de vardı. En büyük problem bu. Sizin eviniz 200 metrekareyken, siz gidip sadece su elektrik aboneliği için 45 metrekare üzerinden DASK yaptırdığınızda en düşük primle çıksın diye. Bu sizin aslında boşu boşuna yaptırdığınız bir poliçe haline geliyor. Siz evinizi aslında o %50'nin belki de %20-25'i tam anlamıyla kapsamlı bir DASK, doğru metrekareyle yapılmış bir DASK diyebilirim. Ama DASK birinci önceliğimiz, muhakkak yapalım. İmkanımız varsa muhakkak konut sigortasını da gündeme alıp değerlendirelim diye müşterilerimize öneriyoruz. Şimdi tabii siz DASK'ı yaptırırken 45 metrekare, yani 100 metrekareyi 50 metrekareden gösterirsen de yarın bir sıkıntı olduğunda da ödeme oluyor. Yanlış beyandan dolayı eksik sigortaya giriyor. Bu az önce belirttiğim gibi tüm sigorta branşlarına böyledir. Aynen. Sizin olması gereken değerden daha düşük bir değeri söylerseniz sigorta şirketinin nezdinde eksik sigorta yapılmış anlamına gelir. Alacağınız ödeme de o oranda azalır. Şimdi iş yeri sigortası girdin ama yani iş yeri de aynı şekilde değil mi? Yani A'dan Z'ye her şeye karşı, tabii bütün ki. Olumsuzluklara karşı tabii sigorta. İş yerini, deprem, yangın, su basması, hırsızlık, tüm bu aksaklık yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sigortalıyoruz. İş yerinin içinde müşterinin kendi malı, yani işletmenin kendi bir emtiasını da veya varsa üçüncü şahısın, diyelim siz aracınızı servise bıraktınız. Servis o anda yangın çıktı, deprem oldu ve aracın hasar gördüğünde de üçüncü kişilerin malını da koruma altına alabiliyoruz teminatlar doğrultusunda. Bunlar önemli. İşte az önce de dediğim gibi üçüncü şahıs malı ne kadar bedeller girildi? İçeride benim ne kadar bir emtiam var? Ne kadarlık elektronik cihazım var, ne kadarlık bir üretim bandım var. Bunları doğru şekilde biz sigorta yaparken bir sisteme girersek, iki gün sonra hasar yaşadığımızda da hiç problem yaşamadan aynı tesisi tekrar kuracak tazminatı şirketten alırız. Ki aslında rakamlar çok yüksek rakamlar değil. Ki bunların aslında örneklerini yaşadık. Kesinlikle. 2018-19 yılında bir soğuk hava deposu yangınımız oldu. Tamamen doğru poliçeler, doğru bedellerle yapılmış bir poliçeydi. 17 gün içinde hasar ödemesi gerçekleşti ve müşterimiz sezona yetiştirdi. Temmuz ayında çıkan yangını sezona yetiştirdi, yeni tesisini inşa etti. Şimdi neden? Doğru poliçeyi doğru teminatlarla kendisine sunup, 14. yılıydı bu arada, 14 yıldır yenileyen bir müşteri. Düşün, 14 yıl hiçbir şey olmaz, bu yıl olmayacak dersiniz, o yıl Allah yaşarsınız. Korusunuz. Komple bir yangın yaşadık Gelendos bölgesinde. Ama çok şükür ki müşterimiz de şu an çok memnun. Hala çalışmaya devam ediyor. Bizim için en önemli olan şey bu. Hasar yaşamış bir müşteri biz de hala çalışmaya devam ediyor. Bizim için en büyük mutluluk bu. Niye? Memnun kaldı demek tabii anlamına geliyor. Demek o süreçte her şey yolunda ve gitti. Bir daha o müşterimiz inanın öyle daha bir bağımız güçleniyor. Zor gününde yanında olduk. Poliçeyi satarken vaat ettiğimiz her şey yaşandı ve birebir karşılığında aldığı için daha da bağlarımız güçleniyor. Güven böyle bir şey. Evet. Benim sorularım bu kadar. Hiçbir şey var mı? Tamamlayacağımız, yani tekrar dediğim gibi sigorta, şimdi bugün bunu konuşuyoruz ama her ay zamlanıyor maalesef ücretler. İnanın bizim elimizde değil. Bazen müşterilerimiz gelip bize sistem ediyor. Keşke bizim elimizde olsa. Sen sisteme giriyorsun. Evet, biz sigorta şirketlerinin ekranları var önümüzde. Sisteme işte konut sigortasıysa eşya bedeli, araç kaskosuysa eğer aracın marka modelini yazdığımızda karşımıza çıkan fiyatı müşterimize iletiyoruz. Yani bizim kontrolümüzde değil ama her ay şu anda %5, %7 arası trafik sigortalarına zam geliyor.
Bunlara karşı kaskolara da aynı şekilde geliyor. Ne kadar erken sigortalarımızı... Yaptırırsa. Tabii sigorta, trafik sigortası yenileme sürecinde olan bir şey ama kaskomuz kasko. Yoksa işte 2 ay sonra yaptırırım diye de bekletmek bizim için dezavantaj haline geliyor. Kesinlikle. Yani bu defa daha fazla para yapıyoruz. Aynen öyle. Sağlık sigortasında da lütfen ben hani halkımızı tekrar bilgi almaya davet ediyorum diyeyim. Gerçekten çok cüzi rakamlara... Belki de bir hastaneye girip de çıktığınızda doktor, kontrol, işte röntgen, MR bir kere ödeyeceğiniz, bunun için bir kere gittiğiniz paraya kendinizi bir yıl için komple güvence altına alıyorsunuz. Ki bahsettiğin 4 kişilik bir aile için hani 13 lira, 15 bin lira öyle tabii. Çok farklı bir şey değil. Geçen yayınımızda söylemiştim. Isparta hele çok avantajlı. Tabii. Şimdi Isparta'da yaşayan 4 kişilik bir aileyle Antalya'da yaşayan, İstanbul'da yaşayan 4 kişilik aile arasında 2 kat, 3 kat fiyat farkı çıkıyor. Tabii İstanbul daha pahalı. İstanbul daha pahalı. Ama şöyle de bir durum var. Ben Isparta ikametliyim. Isparta'da yaptırdım poliçemi. Siz Antalya'daki, İstanbul'daki hastanelere de gidip muayene olabiliyorsunuz. Ha, Isparta'da tabii Isparta'da değil. Yani Isparta'da sadece Isparta'daki özel anladım. Hastanelere Türkiye'nin gideceksiniz diye bir şart yok. Evet. Isparta'mız için bu çok büyük bir avantaj. Antalya'daki 4 kişilik böyle 30-35 bin liralara sağlık sigortası yaptırırken biz burada 13-15 bin liraya yaptırabiliyoruz ve aynı şartları aslında satın alıyoruz. Tüm Türkiye'de aynı şartlara sahip, imkanına sahip. Yani İstanbul'a gittiğinizde sizin Isparta ikametlisiniz ödemeyeceğiz gibi bir durum yaşanmıyor. Anladım. Bu avantaj. Evet, çok büyük bir avantaj. Bu sebepten dolayı çok geç kalmadan yaptırmakta fayda var. Çünkü sağlık sigortasında da şöyle bir durum var. Tanısı koyulmuş hiçbir rahatsızlığı ödemez sağlık sigortası. Tanı konulmadan evet. Lazım. Tanısı koyulmuş olan hiçbir rahatsızlığı ödemez. Bugün safra kesenizde taş var ama daha tanısı koyulmamış. Siz de farkında değilsiniz. Sağlık sigortanızı yaptırdınız. Bir yıl sonra ağrıyla hastaneye gittiniz ve tetkikler sonucu operasyon geçirmeniz lazım. Bunu öder. Ama bugün bana doktor sizin safra kesenizde taş var diye bir tanı koyduysa eğer artık benim için sağlık sigortası yaptırsam da yaptırmasam da sağlık sigortası bunu ödemez. Bu en önemli faktörlerden biri bu. Onun için çabuk davranmak lazım. Aynen öyle. Ne kadar erken yaptırırsak özellikle çocuklarımız için daha çok sağlıklılar. Allah hiçbirine hastalık vermesin. Yaptırdığımız zaman ileri yaşlarında çıkabilecek tüm hastalıklara karşı aslında çok güzel bir önlem alıyorsunuz. Kesinlikle. Tabii o bir yıl geçerli değil mi? Bir yıl. Her yıl yenileniyor. Sigorta şirketleri poliçenin 3. yılında size ömür boyu yenileyeceğim diye bir vaatte bulunuyor. Hmm. Diyor ki biz diyor 3 yıldır seninle beraber çalışıyoruz. 3. yılda diyor ki artık ben sana ömür boyu yenileme garantisi veriyorum. Bu ne demek? Poliçe 3. yılda ömür boyu yenileme garantisini aldık. 3. yıl, 4. yıl, 5. yılda Allah göstermesin bir kanser hastalığına yakalandık. Ben diyor senin tedavi sürecin boyunca bu poliçeni yenileyeceğim diyor. İlk yıl yaşadığımız bir rahatsızlıkta örnek veriyorum. Şirket 2. yıl ben yenilemeyeceğim deme hakkına sahip. Çok fazla bir tazminat ödediyse hastanelere. 2. yılda ödemeyeceğim deme hakkına sahip. Ama 3. yılda siz ömür boyu yenileme garantisini kazandıysanız eğer, hangi rahatsızlığın içinde olursanız olun, şirket size ben bu senin poliçeni yenileyeceğim diye söz veriyor. Bu da çok önemli. Kesin, çünkü aslında garanti alıyor. Evet, çünkü uzun soluklu tedavisi olan hastalıklar doğru. Bunlar. Yani tedavi oldu, ben bir sene sonra bunu yenilemeyeceğim gibi bir durum söz konusu evet, olmuyor. Evet, ömür boyu yenileme garantisini kazandığınızda olmuyor. Olmuyor, peki. Yaşar, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bu vesileyle böyle vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkürler. Çok önemli sigorta. Hayatımızın hani sağlık, iş yeri, ev, araba yani her konuda aslında evet. Olmazsa olmazımız. Daha da umarım ülkemiz olarak sigorta konusunda daha da bilinçlendiğimiz günler geleceğine inanıyorum. Çünkü her geçen gün bilinç artıyor. Umarım daha da böyle herkesin ikişer, üçer tane bireysel emeklilik sistemine dahil olduğu, Avrupa'da vatandaşların öyle, Avrupa'daki insanlar 3 tane BES yaptırmış. Evet. Neden? Diyor ki biri emekli olduğumda sağlık ihtiyaçlarım için, biri temel ihtiyaçlarım için, biri de diyor tatil planlarım evet. için diye. Umarım biz de bu günleri böyle hani inşallah görürüz. İnşallah görürüz diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ ben teşekkür aynen, ediyorum. Sağ olun. Efendim, Yeşil Sigorta Genel Müdürü Yaşar Yeşilot konuğumuz oldu. 27 yıllık bir tecrübe, emek sağ olsun bizi kırmıyor diye söyledik. Bilgi verdi. DASK'tır, konuttur, iş yeridir, sağlıktır, kaskodur, trafiktir. Çok önemli şeyler bunlar. Aslında baktığımız zaman ne kadarlık bir rakamı garanti alıyoruz diye baktığımız zaman sigorta parası çok daha cüzi kalıyor yanında. Çok daha cüzi şeyler. İşte Allah korusun işte Erzincan oldu, Antalya evet. oldu, 6 Şubat depremi yaşadık.
veya irli ufaklı keşke olmasa ama kazalar yaşıyoruz bir şekilde tabii ki, başımıza geliyor. Yaşanıyor. Onun için sigortamızı bir an evvel yapalım. Ne kadar geç kalırsak hem kendimizi tehlikeye atıyoruz hem de daha fazla para ödüyoruz. Aynen öyle. Bu net bir tablo var. Evet, şimdi bir konunun altını çizip bununla ilgili değil. Değerli izleyiciler, belki biliyorsunuz değerli arkadaşlar, ben sosyal medyayı çok aktif kullanan bir insanım. Böyle bazen muziplik demeyelim de muhabbetten dolayı bazı şeyler yazıyoruz. Bazı yerlere çekiliyor. Çekilsin, bizde mahsus yok ama şunu bilin. Bizim bu konuda bir şey yazarken, bir şey paylaşırken hiçbir şey, kesinlikle perde arkasında, kameranın arkasında hiçbir şey yok. Amacımız muhabbettir. Yani program paylaşımları veya ciddilerin dışında işin muhabbetindeyiz. Affedersiniz, öküz altında buzağı hiç kimse aramasın. Ha, arasın, bizde mahsus yok da aramayın. Yani böyle bir şey olmaz bizde. Bazen haberimiz olur, bazen olmaz. Bazen dışımızda olaylar gelişir, ismimiz geçer. Dolayısıyla sosyal medyada amacım benim muhabbet. Ben sosyal medyayı böyle hani kavga ortamı olarak görmüyorum Yaşar. Çünkü yeterince stres yaşıyoruz hayatımızda. Evet. Orada böyle bir sakinliğim. Adı üzerinde sosyal medya. Evet. Dün de böyle bir şey yaşandı. Tamamen muhabbetinde yaptığımız bir şey farklı noktalara gitti. Hoşuma da gitmedi değil aslında. Onun için buradan bunun altını çizelim. Haftaya buluşmak dileğiyle.